Bana bak Tibet. Bu sene o bütün dersler verilecek. Şurada son iki dönem kalmış. Okulu uzatmak yok ona göre hadi. Tamam Zelişya. Amma darladın. Ben çok meraklısıyım sanki okulun. Hayır okul bitsin de önümüze bakalım değil mi? Daha askerliğim var. Daha iş bulacaksın Tibet ya. Tabii, sonra da kafese zaten. Ha? Efendim? Sonra da nikah diyorum. Ne o zoruna mı gitti? Ha? Öyle gibi geldi bana. Ya olur mu canım ya? Bak iple çekiyorum ben o günleri. Sen, ben, evimiz. Şaşırdınız iyice ha. Babamlar 2 metre ötede. Abuk sabuk konuşmayın be. Çay içiyoruz biz. Ya sizin dershaneniz yok mu çocuklar? Vay. Bizim evden kovuyor ya. Şuna bak. Abi sen atlet değil miydin? Hani iyi koşarın diye geçiniyorsun ya sürekli. Ha, evet ne olmuş? E Londra 2012'de göremedik seni de. Ha, bu yaşa gelmişsin. Bir olimpiyata gideydin be artık. Oğlum sakattım sakat. Bak halbuki gitsem var ya. Derece garantiydi. Kesin. Tanıdığımızdan biri sakatsın abicim zaten sen. Ander senden masallar. Çocuklar gelin bir yüzünüzü görelim. Neredesiniz ya? Geldik baba geldik. Bugün dershanenin ilk günüymüş Üstüncüm. Şu Metin'im üniversiteye bir kapağı atsa. İnşallah Suat, inşallah kızım. Ben de çok istemiştim fakülte okuyayım ama imkan yoktu tabii. 17 yaşında evlendiğin için olabilir mi Nazike? Hı? Arkandan kovalayan vardı sanki. Talibim çok daha yol, ne yapayım? Biz de çıkıyoruz babacığım ya, kayıt yaptıracağız anca. Tamam kızım tamam hadi. Şaşırsın babalı, ekmeğin dersleri ha. Aman oğlum, görüşürüz. Bu sene önemli. Merak etme baba. Tamam baba. Hadi gel. Güle güle hadi Allah'a emanet, hadi. Alın bakalım haydutlar. Kantinde harcarsınız. Eyvallah teyze. Sağ ol be teyze. Hadi kaçtık biz. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Güle güle de abilere. Hepsini harcamayın ha. Tamam baba. Hadi çocuklar yemeğe Metin Tekin hadi. Domates mi istiyorsun? Hoş geldin Üstücüğüm. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ver canım, ver canım. Allah çok ağırmış. Al yavaş yavaş kızım, yardım et annene. Tamam. Karı yine döktürdü mutfakta Hüsnü. Döktürür benim karım, döktürür. Bir tanedir o, bir tanedir. Ay Hüsnü. Tabakları getir kızım. Aa, kim boyuyor bu saatte? Buyur çocuğum, kime bakmıştın? Şey ben... Kim bu oğlum? Gel 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 geç. Oğlum. Arkadaşınız geldi galiba. Senin arkadaşın mı lan bu? Ha? Yo. Kim oğlum bu? Şey rahatsız edeceğim ama. Konuşsana oğlum. Tamam kimsin nesin arkadaşınız değil mi oğlum? Yok baba değil. Şey ben. Evet. Ben Samet sizin oğlunuzum. Siz benim babamsınız. Ne? Aa öyle mi? Çok güzel çok güzel oğlum. Gel. Yemek yiyecektik biz de. Gel buraya otur çorba var. Çorba vereyim ben sana. Ah, ah teyze. Ay! Suat! Anne! Suat anne. Kızım! Anne Suat, ne oluyor? Oğlum! Suat. Anneciğim! Oğlum. Ne oldu kızım? Kalk, ayağa kalk. Suat! Şöyle. Suat iyi misin? Baba senin oğlun mu? Anne iyi misin ya? Ya saçmalama ya. Hüsnü ne diyor bu çocuk? Ya. Anne kendine gel ne olur. Ya ne bileyim ben? Suat! Anne! Hazırlayayım abi. Dök annem dök. Dök annem, ben bugünleri de mi görecektim? Aferin damat, bravo. Yaptın gene yapacağını. Ya Nazike bir dur ya. Oğlum, neydi adın? Samet, Samet babacığım. Lan ne babası Allah'ım ya Rabbim ya. Babası. Samet efendi, sen nereden çıktın ya? Kim dedi sana oğlum olduğunu? Şöyle anlatayım, ben 94 doğumluyum. Annemi bilirsiniz belki. Hayriye Candaş, polis memurudur o da. Ha, Hayriye Candaş. Yok hatırlayamadım. Yozgat'ta bulunmadınız mı hiç? Yozgat. Hay Allah'ım ya. Geçici göreve gitmiştin ya Hüsnü. Ha evet evet. 3 aylık bir maceraydı yani bir şeydi ya. Biz neredeydik o sırada? Ha, Trabzon'daydık. Ha Trabzon. Ben Metin'e hamileydim. Kucağımda Zeliş senin yolunu gözlüyordu. Hatırladım hatırladım tamam hatırladım. Sonra? Sonrası mı kalmış Hüsnü? Ben senin yolunu gözlerken sen boş durmamışsın. Tuu, yazıklar olsun sana. Tamam anne. Bunca tamam. Seni sakladım bizden. 3 ay. 3 ay da.
Ya kızım ne saklaması? Ben biliyor muydum sanki ya? Hem neyi bileceğim ya? Şu ver bakayım şu kimliğini bana. Buyurun. Ana adı Hayriye. Baba adı Hidayet. Al Hidayet. Bana niye geldin oğlum? Ben ne alaka? Allah aşkına ya. Çıldıracağım şimdi ya. Anlat şunu doğru düzgün. Öyle değil. Siz ayrılmışsınız bir süre beraber olduktan sonra. Annem de duramamış Yozgat'ta. Antalya'ya tayinini istemiş. Anneannemlerin yanına. Orada tanışmış Hidayet Candaş'la. O sırada bana hamileymiş. Adamcağız da Allah rahmet eylesin. Kabul etmiş, babalık etmiş bana. Ben geçen sene öğrendim vefat edince her şeyi. Meğer benim üvey babammış. Asıl babam sizmişsiniz. Çıldıracağım ya. Ya bunu annem mi söyledi sana? O mu anlattı? Hüsnü Çoban senin baban. Git bul mu dedi. Ne dedi oğlum anlat. Yok o bir şey demedi. Yani kapattırdı konuyu. Ben araştırıp buldum. Hatta buyurun. Bu da delili. Annemle sizin fotoğrafınız. O yıllarda çekilmiş. Çıkartacağım ya. Tamam. İşte. Lan deli Hayriye galiba. Lakabı buydu annenin değil mi? Deli mi lan hala? Deli Hayriye ya. Deliymiş mi de? Lan bak kaç sene geçmiş aradan ya. Hayal meyal hatırlıyorum anneni ha. Tabii ya tam netin ama. 3 aylık zaman tabii ya. Çok az, çok az kaldım. Bir sürü zaman geçmiş üstünden ya. Baba. Ya. Baba. Ne? Hayırdır? Ne lan? Buyura gelmişti bu onun üstü. Yıllar geçmiş bak. Aa ispatı burada. Al. Al işte oğlum burada. Dil ayrını da al başına çal. Beş çocuk verdim. Yaralamadım. Hala çoluğu çocuğu çıkıyor. Adamın sağdan soldan oradan buradan. Ay teze ben nerelere ya. Gideyim nerelere gideyim ben. Delireceğim ben ya. Sen nereye gideceksin kız? Dur. Bu dur yapma be. Ya Suat. Ya saçmalama kızım ya. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım ya. Yemin ederim bak ya. Ya bak bunca çocuğumun üstüne yemin ediyorum sana. Bu kadar mı acaba çocuğun üstü? Başka çıkıp gelmesin. Ya lan. Bir düşün bakalım ne olur ne olmaz. Hayriye'den, Cevriye'den, lan. Nuriye'den. Ya. Teyze bir dur sen de ya. Bir dur teyze ya. Belli ki bir yanlış anlaşma var. Lütfen. Yani hayır. Eleman... Babam benden çok benzemese tamam diyeceğim de. Ama benziyor abi. Sus lan karıştırma ortada. Suat yemin ederim alakam yok çocukla. Hayriye'nin eline bile değmedim ya. Vallahi billahi ya. Sizi üzmek için gelmedim. Yani niyetim kötü değil. Yanlış anlamayın beni. Senin ne kabahatin var oğlum. Hep babanın alt yemesi. Babanın. Bana diyor Hüsnü. Babası sensin. Karıştırma karıştırma ortalığı yeter. Anam sen karıştırmışsın zaten. Biz ne yapalım da? Çık dışarı Hüsnü. Çık dışarı. Aferin kızım. Aferin. El kadar çocuğun aklına uy. Aferin. Kocanı kapı dışarı. Çık. Aferin. Hadi. Anne. Anne tamam mı? Çocuk burada mı yatacak? Bilmiyorum. Kardeşin sonuçta kızım. Kovulmaz ki yani. Kardeş deme teyze. Allah aşkına kardeş deme. Çocuğu var mıymış? Yok abi. Yüzden falan çıkmamış. Evi buraya çok uzak değil. Ölüm nedeni neymiş? Sağlıkçılar boynunun kırıldığını söyledi. Kaza olabilir mi? Sordum değilmiş. Boğuşma izi var. Üstüne başına bakılırsa sürüklenmiş olabilir. Muhtemelen başka bir yerde öldürülmüş. Görgü tanığı var mı? Yok abi. Karısıyla konuşmayı denedim ama şokta hala. Tamam toplasın kendini biraz. Sonra merkeze alırız. Hadi kaçalım. Abi. Hı. Sen pek uyumadın herhalde akşam ha? Yok. Neden? Ne bileyim gözlerin şiş biraz sanki. Hani böyle erken de gelmezdin sen. Nöbet falan da yoktu. Ne oldu? Bir durum mu var? Var anasını satayım var. Dert eksik olur mu Hüsnü abinden? Anlatsana. Allah aşkına anla. Abi. Geç abi, hadi. Sana yolda anlatırım. Söz mü? Lan bin şu arabayı hadi. Anlatacaksın yoldan bakacağım dedim. Söz mü? Savcıyı bekleyin siz de. Tamam komiserim. Abi büyük geçmiş olsun da. Suat abla ne yaptı? Ne yapacak? Kesin kovmuştur evden. Ya usta sen nasıl geldin bu kumpasa ya? Ya ne bileyim ben ya. Bana bakın inanmıyorsunuz değil mi ya? Yok öyle bir şey ya. Hepsi yalan. Abi biz sana inanıyoruz da. Oğlan da sana bayağı benziyormuş. Ya ne olmuş kardeşim?
Tesadüf işte. Allah Allah. Bakın. Tabii. Gülmeyin. Başınıza gelirse anlarsınız ha. Abi kimin başına gelir böyle bir şey ya? Usta bak. Şişt, usta bak. Biz bizeyiz. Yani verdiysen odunu yani doğru söyle. Böyle bir ihtimal var mı? Ya saçmalama be. Mümkün mü böyle bir şey ya? Erkeksiniz abi sonuçta. Yani insanın aklına bir şüphe düşüyor. Allah'ım ya. Değil mi? Ben sana inanıyorum abi. Ama istatistikler malum. Hani ceketini atsan derler ya. Melek. Ya biriniz de arka çıkın ya. Teselli edin ya. Teselli? Allah gerçek. Hüsnü. Buyurun amirim. Doğru mu bu duyduklarım Hüsnü? Değil Rıza baba. Yani başıma gelen doğru da içerik yalan Rıza baba. Olur mu öyle şey? Bilemem. Bu işi halletmeden görünme gözüme. Halledemezsen hiç görünme, tamam mı? Hadi. Peki Rıza baba. Rıza baba ya, yani yalandır. Çok üstüne gitmeseydiniz. Mesut Hüsnü'yü bana mı anlatacaksın? Ben bilmiyor muyum sanki? Eğleniyorum işte. Siz öyle sert gidince yani. Her neyse. Şu Fahri Soykan cinayeti. Ne durumdayız? Say bakayım ezberlemiş misin? Haydarberk, şöyle, Tekin, Metin. Heh. Metin, Tekin. Heh, tamam. Tam tersi. Metin, Tekin. Heh. Evet. Zeliha, Nazike teyze, Suat teyze. İşte bu kadar ya. Aile birazcık kalabalık, idare edeceksin artık. Sizin de huzurunuzu bozdum. Ne olur kusura bakmayın. Ya boş ver ya, olumlu olmuş zaten. Dedik ya kalabalığız, arada kaynar gidersin. Yalnız öyle mirasa falan konarım diye düşünüyorsan avucunu yalarsın ha. Yok, olur mu canım öyle şey? Ha, onu diyoruz biz de, yok. Bir bok yok yani. Bak, aramıyor da teyze bak. Biliyor kızım kabahatini. Arayıp ne diyecek arsız? Anne ya, bir mantıksızlık var bu işte. Tamam, tarihler uyuşuyor da. Kızım, salak kızım. Sen bilmezsin bu erkek milletini. Ah kepçem, ah safım. Ne derseniz deyin, babam öyle şey yapmaz. Aman bırak! Bu da baba yalakası teyze. Sen hala neredesin kızım? Baban kadını günahına girmiş. Adam evlisi. Boyu devresin onun inşallah. Ay dayanamıyorum teyzem. Senin şu ilaçlardan kaldım Allah aşkına. Dur getireyim dur lütfen, kızım. Lütfen. Ah benim kızım tut yavrum. Al Suat. Dur avuç içme dur. Bir tane. Oğlum Hayriye işte lan deli Hayriye. Bilmiyorum kaç sene geçtiğini. Yozgat'taydı hani. Birlikte gitmedik mi geçici görev diye. Evet işte o. Bana bu kadının numarası lazım. Var mı böyle görüştüğün konuştuğun? O zamanlardan kalma. Ya yapma ya önemli bir şey değil. Hiç ayı ya, önemli de neyse. Buyurun komiserim. Ya baksana Hikmet bilir mi? Hadi gözünü seveyim ya. Bir işe yara lan hadi ya. Bir arasın beni tamam mı? Hadi. Usta kolay gelsin. Hiç havamda değilim. Bak dalga geçme çekemem seni. Yok aşk olsun ya. Ne oldu anlayabildin mi vaziyeti? Var mı oğlanın annesinden bir haber? Yok arıyorum işte soruyorum eski arkadaşlara. Kimsenin yerinde durduğu yok ki anasını satayım. Bilmem kaç kere tayin olmuşlar. Ne haber? Boş mu? Buyurun. İyidir eyvallah. Ne yaptın Aydın'ı? Aldım abi. Gözaltında. Kaydını açıyorlar. Aşağıda sorgusuna başlarız birazdan. Başlarız tamam. İnelim yavaş yavaş. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Ha Murat. Oğlum tebrik etsene Hüsnü abini. Edeyim. Neden? Çocuk sahibi oldu yine. Allah belanı versin senin be. Suat ablam yine hamile. Lan yok oğlum öyle değil ya. Doğum ne zaman abi? Ha? Ya Murat ya. Yok lan doğum ya. Doğmuş zaten oğlum. Boyuna bile gelmiş adamın. Nasıl ya? Ha? Tutamadın değil mi çeneni? Tutamadın lan hayvan. Çok hayvansın sen çok, oğlum. Çok abi, dur sakin ya. Bir anlat hakikaten ne oldu? Ya gel oğlum. Ben anlatırım sana gel. Üstüne var mı çoban sporun? Zaten 5 çocuk sonra ilk 11'i yaparsınız siz hadi. Depolun. Göstereceğim lan ben size. Temizleyeceğim bu işi göstereceğim size. Efendim. Alo Hüsnü Çoban mı? Evet benim. Siz kimsiniz?
Hayriye ben kız, Yozgat'tan Deli Hayriye. Ha, Allah belanı vermesin. Neredesin sen Hayriye? Dün haberim oldu. Arkadaşımda kalıyorum diye çıktı evden. İki gündür yok. Bir yoklayayım dedim. Duydum ki atlamış İstanbul'a gelmiş deli oğlan. Deli tabii. Kime çektiyse. Söyleme öyle Hüsnü. Vallahi benim günahım yok. Bu salak Samet esas babasına çekmiş. Kim kızım bu çocuğun babası? Ben de delireceğim artık ya. Kimin çocuğu Samet? Sene 94 Suat kardeşim. Yozgat emniyetindeyiz. Hüsnü kardeşim de orada. Kardeş oldu şimdi. Aa, çocuğu yaparken iyiydi. Teyzeciğim lütfen. Ben de nişanlıyım o sıra Aytekin'le. Hatırlarsın Hüsnü. Hıyar Aytekin. Aytekin mi? Hayriye çocuğun babasıdır ya, hıyar mıyar deme. Neyse işte. Ben daha evlenmeden affedersin hamile kaldım buna. Bu dediği sensin ha Samet. Anladım abi orasını. Dinle. Karışmayın oğlum siz. Dinle. Sus. Dinle bak. Eyesi ben Aytekin'e durumu anlatamadan ayrıldı bu benden. Gider miyim peşinden gurur yaptım. Aldırdım tayinimi Antalya'ya, yerleştim ailemin yanına. Buraya kadar ben var mıyım? Yoksun Hüsnü. Bundan sonra hiç yokum zaten. Yani? Hayriye, bu oğlan beni nasıl buldu peki? Samet, oğlum sen de bir şey de. Bu resimden buldum baba seni ben. Lan oğlum baba de be Allah diyor. Allah. Saçmalama Samet, al resmin orijinali burada. Senin baban bu. Nasıl ya? Yani asıl baban. Ha işte Hıyar Aytekin. Ama peki ölen babam? Ah canım Hidayet. O halde kabul etti beni. Antalya'da evlendik. Daha sen doğmadan. Nasıl sahip çıktı senelerce sana da bana da. Allah rahmet eylesin. Zaten onun ölümüyle mesele çıktı ortaya. Miras diye tutturdu rahmetlinin sülalesi. Samet de öyle öğrendi gerçek babasının Hidayet olmadığını. Yani sen şimdi asıl babanı ararken böyle fotoğraftan falan bula bula Hüsnü amcanı buldun öyle mi oğlum? Yani öyle olmuş biraz. Kusura bakma Hüsnü amca. Ya olur öyle şeyler ya değil mi baba? Canı sağ olsun yani Samet kardeşimin. Öyle diyeceğiz artık ne diyelim. Ama yani nasıl da günahını aldık değil mi adamın hemen yani? Evet. Tamamdır ama değil mi artık üstüne tatlıya bağladık mı meseleyi? Siz yapacağınızı yaptınız Hayriye. Al hadi oğlunu da ben otogara bırakayım size. Dönün evinize. Biz gerisini hallederiz bir şekilde. Hadi Hayriye. Biz müsaadenizle kalkalım. Hadi görüşürüz. Güle güle abi. Hüsnü. Hüsnü. Yok Hüsnü küstü. Hüsnü yok bitti. Hüsnü bitti. Abi. Ne olacak şimdi anne? Kalbini kırdın yine adamın. Kırdım değil mi? Anlamadan dinlemeden hemen saldırıyorsun adama. Safsın acık saf. Teyzeme bak be. Yani bu kadar hızlı dönülebilir mi ya? Yuh. Yalan mı? İnanıveriyor hemen. Hüsnü'nün boyu kadar oğlu olacak da bu kadar selef çıkmayacak ortaya. İnsaf. Hem kendini üzdün hem adamı üzdün. Ayıkla şimdi pirincin taşını bakalım. Teyze. Öyle. Ay başıma gelen. Ne haber millet? Bizi bırak. Asıl senden ne haber abi? Ne? Çözdün mü evdeki işi? Ha, çözdük. Tamamdır. Hı. Hallettik inşallah. Hadi inşallah abi. Bana bak. Komiserim bizim işimiz tamam. Ay Suat. Aşkladım. Geldi babam geldi. Vay Hüsnü Başkan erkencisin. Geç damat buyur geç. Yok ya rahatsız olmayın. Ben çok kalmayacağım. Bir iki parça kıyafet alıp çıkacağım. Baba nereye ya? Oğlum çekil geçeceğim. Beni çiğnemeden hiçbir yere çıkamazsın Hüsnü. Hadi ama. Babacığım bak o kadar hazırlandık sana, süslendik, sofralar hazırladık. Hep senin sevdiğin yemeklerden yaptık baba. Fırında tavuk bile var. Sağ olun ya, zahmet etmişsiniz. Tamam kalk sen de kalk. Hadi naz yapma artık. Sen karışma Nazike. Baba tamam Hüsnücüğüm lütfen. Özür dilerim Hüsnücüğüm, kırdım seni biliyorum ama. Öyle kapıda boyum kadar oğlanı görünce yani dedim. Beş. Dört beş tane evlat verdim ben bu adama. Yine mi yetemedim? Yetemedim mi?
Hüsnü. Kızım saçma sapan konuşma ya. Ne yetememesi? Arttın bile be Suat. Sen mi söylüyorsun? Herhalde kızım ya. İşte bir şanssızlıktı. Ne hikmetse bizi buldu ya. Baba ya. Ya benim ne alakam olur el alemin kadınla çocuğuyla bilmem nesiyle Suat ya. Olmaz değil mi Hüsnücüğüm? Olmaz tabii ya. Canım benim ya. Olur mu? Tamam tamam hadi oturun. Gel benim yere otur. Gel baba ya. Teyzem yerini veriyor sana buyur. Gel benim yerime. Vallahi açım hayvan gibi açım ha. Çoluk çocuk hepinizi yerim yemin ederim ha. yok çocukları yeme çorba ye. Hadi ver bakayım ben bellerimi yıkayayım. Hadi.